Merhaba, bugün sizin için hazırladığım etek biçki kalıbının yapılışını ve nasıl kullanıldığını anlatacağım. Bunun için baskıyı aldığınızda şu santim karesini, bu 5 santimlik kontrol karesini veya 1 inçlik kontrol karesini ölçerek ölçünüzü doğrulayın ki çünkü buradaki santimlerin doğru olması çok önemli. İlk sayfada gördüğünüz gibi 4 tane sayfamız var. 4 sayfayı birleştirerek kullanacağız. Şimdi bunları nasıl birleştireceğimizi beraber görelim. Şimdi ilk sayfamızda gördüğünüz gibi bu sağdaki kısmı kesiyorum. Ve bunu 2 numaralı sayfanın sol tarafına yapıştırıcı sürerek bunu da bunun üzerine yapıştıracağım. Bunun için şöyle bir işlem yapalım yapıştırıcıyla. Şu ortanın denk gelmesi çok önemli. Ortadan tutun, tam denk geldiğinde. Bu bir cetvel. Ölçüler çok kıymetli olduğu için doğru yapıştırmanız gerekmekte. Yapıştırdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık bu kalıbımız, ön kalıbımız kesilmeye hazır. Arkayı da aynı şekilde yapıştıralım. Kenarlarından düzgünce keselim. Şimdi gördüğünüz gibi arka kalıp ve ön kalıp artık hazır. Ben şimdi bu büyük kalıplarda göstermek istemiyorum çünkü kameraya sığmayacaktır. O yüzden aynılarının birebir küçültülmüş versiyonlarını da minyatür versiyonlarını da göstereceğim. Şimdi varsayın ki bu bir kumaş. Biz kumaşı ikiye katladık. Ve bu kumaşın kenarına öncelikle arka kalıbımızı yerleştiriyoruz. Bizim burada arka kalıpta vereceğimiz 1,5 santim kemer, hani bu arka dikiş payı, fermuar ekleyecekseniz eğer oraya. Buna göre yerleştiriyorum. Şuradan 1,5 santimetreden yerleştirdim. Ve şimdi çiziyorum. Şöyle düşünün. Mesela beliniz 72, kalçanız 94 diyelim. 72, kalça 94. Buna göre çalışacağız. Şimdi bu üst tarafta yakınlaştıracağım kameraya. Görüyorsunuz şurada 72'yi. 72'ye kadar olan kısmı çiziyorum ve burada bir işaret alıyorum. Şimdi kalça için de aynı şekilde 94'ü görelim. Şurası 94. 94'e kadar çizdim. Şimdi şu arayı bunun bitimiyle çizeceğiz. Yani bu aynı zamanda şablon gibi kullanabileceğiniz bir cetvel. Şimdi de arka kalıpta genelde ortada yaparız biz pensleri. Pensi de penslerine denk getiriyoruz tam orta çizgisini. Şu çizgiye paralel bir şekilde denk getirdik. Şunları alıyorum. Bir de iğne ile şu hizadan işaret alıyorum. İğne izini şöyle yapalım ve daha sonra bu düz kenarını yine kullanıyorum. Bu pens size uzun geliyorsa eğer şurada gördüğünüz diğer noktadan da pensi kısaltabilirsiniz. Şöyle bu şekilde. Arkayı çizdikten sonra yine aynı ölçülerle önü çizeceğiz. Şimdi ön kalıbımızı kumaş katına yerleştirelim. Kumaş katına
Bu şekilde sıfırlayıp yerleştirdim. Yine 72 ve 94'ü buldum. Çiziyorum. İşaretlerimi aldım. Şablonu aynı şekilde belden itibaren yerleştireceğim. Şu alanı şöyle yumuşatıyoruz. Ön kalıpta pensiyeri ortadan biraz daha bu tarafta. Üçte biri falan diyebiliriz biz ona. Yani bu şu kısmı üçe bölersek 1, 2, 3 şu alanda olması lazım. Ancak bu şart değil. Bu kesin bir kural olarak söyleyemeyiz. Ortasında da yapabilirsiniz. Ben şimdi bu çizgime göre yine şuna paralel olarak çekiyorum. Şu mesafe eşit olmalı. Bu pensin orta çizgisini buraya getirdim. İşaretlerimi aldım. Yine altına aynı şekilde işaretimi alıyorum. Ve çizerek birleştiriyorum pensi. Yine bu pensi de siz kısa çalışabilirsiniz. Bu kadar uzun çalışmak zorunda değilsiniz. 3 santim kadar kısaltabiliyorsunuz pensleri. Şimdi gördüğünüz gibi ön ve arka kalıbı hazırladık. Bunu düz etek olarak. Şimdi bunları biz düz boy eteğe, temel eteğe çevirelim. Düz boy etek neyse artık. Bunu uzatalım. Şöyle. Diyelim ki etek boyumuz şu kadar olsun. Kaç santim istiyorsanız o kadar olacak. Bunun altındaki bu alan ne kadar bulduysak bunu buraya yine dayıyorum böyle. Aynı şuradaki çizgiye göre dayıyorsunuz. Ve yine 94'ü işaretliyorum. 94 yani kalça için aldığımız ölçüyü işaretlerim çizdim. Ve bunu burayla birleştirdim. Aynı şekilde ön içinde aynı işlemi yapıyoruz. Burayı kaç santim aldıysak yine buradan da o kadar aşağı ineceğiz. Hemen hesaplayalım. Kafamıza göre bir ölçü almıştık. 9,5. 9,5 ancak arka biraz daha uzun olur her zaman. Bu popo kaldırması nedeniyle. Madem de bunu 9 gibi alayım. Yani siz nasıl diyeyim? Yani kalçanızın dikliğine göre bu arka alanı 1 santim, 1,5 santim, gerekirse 2 santim daha uzun çalışabilirsiniz. Yine buradan da 94'ü işaretledim. Ve burayla birleştirdim. Temel eteğiniz hazır oldu. Bu temel eteği evaze eteği çevirmeyi de gösterelim. Eğer yandan fermuarlı yapacaksanız sıfırdan kumaş katına ekleyebilirsiniz. Eğer yandan fermuarlı yapmayacaksanız, arkadan fermuarlı yapacaksanız bu kısma pay vermeniz gerekiyor. Ön ve arka etek kalıbımız burada hazır şu anda. Şimdi şu orta çizgisiyle pensin bu alan birbirine paralel. Pens ucuna denk getirerek bu pensi aşağı doğru uzatıyorum. Ön için de aynı işlemi yapalım. Şimdi pensi şu pens kadar olan kısma yapıştırıcı sürüyorum. Bunu bu şekilde yapıştırıyoruz. Açıldı. Bu çizgiyi de böyle düzelteceğiz şimdi. Aynı işlemi burada yapalım.
Şöyle tutsun diye arkasına yapıştırıcı süreyim. Şimdi burada dilerseniz gelişine göre, dilerseniz 3 santim vesaire gibi açarak, şuraya 3 santim diyelim. Açarak bunu şu hizadan, yani kalça düşüklüğünden itibaren evazesini açıyoruz. Aynı işlemi burası için de yapalım. Yine kalça düşüklüğünden itibaren. İşte bu şekilde çan eteklerinizde pensiz olarak çalışabilirsiniz. Fazladan parçalayıp açarak daha da geniş çeyrek kloş veya hani 270 dereceli kloşlar elde edebilirsiniz. Bu işlem için almanız gereken bu kalıp Etsy sayfamda satışta olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.